İyi geceler diliyoruz. Uluslararası gündemle karşınızdayız. Sıcak bir gündem var. İdlib, Suriye başlığı var. İdlib'de Han Şeyhun bölgesine rejimin saldırıları var ve o saldırılar devam ediyor. Öte taraftan Fırat'ın diğer yakasında Türkiye ile Amerika arasındaki güvenli bölge mutabakatı ile ilgili de önemli görüşmeler var. Başkan Erdoğan önümüzdeki günlerde hem Rusya Devlet Başkanı Putin hem de Amerika Başkanı Trump'la görüşecek. Neler konuşulacak? Şu an için neler oluyor ve bundan sonraki süreçte neler olacak? Onları masaya yatıracağız. Tabii ki dünyada diğer dünyanın geri kalan kısmında da önemli gelişmeler var. Onları da masaya yatıracağız. Mahmut Osman Suriye Ulusal Konseyi kurucu üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Erkan Kekeç, Akşam Gazetesi'nden. Hoş bulduk. Faik Tanrıkulu Medipol Üniversitesi ve akademisyen İdris Kardaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Dilerseniz bu akşamın iki sıcak gelişmesi, hem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Suriye'deki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamalar var. Hem de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerikalı mevkidaşı, yani Pentagon'un başındaki isim Mark Esper'le bir görüşme gerçekleştirdi. O da yine Fırat'ın doğusundaki mutabakatla ilgili. Onlarla başlayalım. Mahmut Osman, size bırakıyorum ben sözü. Bugün aynı zamanda Suriye gündemiyle başladık program ama bugün aynı zamanda Suriye'deki şiddetin belki de bu noktaya gelişinin kilometre taşlarından birisi olan bir olayın da yıl dönümü. Doğu Guta'daki kimyasal katliamın 6. yıl dönümü. Tam 6 yıl önce bugün 2013-21 Ağustos'ta Esed rejimi Şam'ın Doğu Guta beldesinde, ki Guta hakikaten Suriye'de özellikle de Müslüman kardeşler için, Suriye'de o sivil demokrasi sevdalısı insanlar için rejime yönelik o ayaklanmanın en önemli ayaklarından birini oluşturan o insanlar için önemli bir beldeydi. Şam'a bağlı bir banliyö. Ve orada kimyasal bir katliam gerçekleştirildi. 1500 resmi rakamlara göre ama zannedersek oradaki katliamda bilanço çok daha fazlaydı. 3000-4000 insan belki orada hayatını kaybetti. O olayın aslında en önemli meselesi de, yani kimyasal katliam hep oldu, hala da oluyor ama orada bir şeyin önü açıldı. Amerika Başkanı Obama o kimyasal katliamı gerekçe gösterip kırmızı çizgi aşıldı dedi ve Suriye'ye müdahale edeceğiz dedi. Daha sonrasında müdahale gelmedi ve Rusya ile Amerika ilk sıcak temasını, Suriye üzerindeki ilk sıcak temasını Doğu Guta'daki katliamın ardından yapılması planlanan o Amerikan müdahalesiyle ilgili o süreçte gerçekleştirdi. Lavrov'la o dönemki Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry bir anlaşma yaptılar. Dediler ki Esed rejimi envanterini açsın, kimyasal silahlarını Birleşmiş Milletler'e teslim etsin, biz de müdahale etmeyelim dediler. Ve Ruslar devreye girdi, o olayın üstü kapandı. Sonrasında da bir baktık Ruslar Suriye'deki etkinliğini daha da arttırdılar. Ve Suriye'de artık o Fırat'ın doğusu, haritadan bakınca işte sağ taraf, sol taraf iki mıntıka halinde. O bölünmenin belki de başlangıç noktası oldu Doğu Guta katliamı. Evet, Mahmut Osman. Evet, yani sizin belirtmiş olduğunuz üzere bundan 6 sene önce Esed rejimi sivillerin üzerine bir kimyasal silah kullanarak resmi rakamlara göre 1400 üzerinde çocuk var. Belki 3000'e konuşulan 3000'e yakın bir insan, sivil katledildi. Obama o dönemin Amerika'nın o dönemin başkanı şöyle diyordu: ne kullanırsanız kullanın, kullanın demiyordu. Yani biz kimyasal silah kırmızı çizgimiz, o aşılırsa biz farklı davranacağız. Şimdi Trump da müdahale etti kimyasalla ama dedi, Trump baştan söylemişti. Limitli, kısıtlı müdahale olacak demişti ve öyle yaptı. Ama mesela Obama'nın o 2013'teki Ağustos ayındaki söylemi, yani Esed rejiminin tamamen ortadan kaldıracak bir müdahale planından bahsediyordu. Bunu bu şekilde duyurmuşlardı dünyaya. Aslında o hadise Suriye meselesi seyrinde bir düğüm noktasıydı. Bir milattı. Uluslararası toplum Suriye'de ne olursa olsun müdahale edilmeyecek ve Esed ne yaparsa yapsın
gene askeri müdahale edilmeyecek. İşler, oradaki çatışmalar seyrine bırakılacak. Hatta sonra ortaya çıktı. Bir müddet sonra Obama John Kerry'yi Moskova'ya gönderdi ve Suriye muhalefeti çok ileriye gitti. Yaklaşık Suriye'nin Suriye coğrafyasının %65'ine hakim olmuştu o zamanlarda. Ve Doğu Guta yalnız değil, yani orada ÖSO güçleri Esed Sarayı'nın çok yakınına ulaşmıştı Dareye bölgesinde. Ve Esed ciddi anlamda zor durumdaydı. Ve o kimyasal silah kullanarak adeta uluslararası toplumdan bir icazet, bir vize almış oldu. Ondan sonra o silahı kullandıktan sonra ve uluslararası toplumdan cılız bir tepki gelince demek ki ben her şeyi yapabilirim düzeyine geldi. Ve artık bundan sonra elinde ne varsa, ne icat ediyorsa, uluslararası hukukun, kanunların yasaklamış olduğu bütün silahları, o varil bombaları kimyasal silahtan daha beter. Mesela varili dolduruyor patlayıcılarla, şaramlarla, demir kurdası, çivilerle, her şeyle dolduruyor. Böyle rastgele atıyor. Aslında o mültecilerin, yani Suriyeli sivillerin Suriye'den kaçmasına ana neden olan bu. Yani variller, bomba varilleri. Çünkü insanlar bilmiyor. Yani orada hedef, geleceğini nasıl geleceğini belirli diyorsun. Bir hedef yok. Yani rastgele atılıyor. Ondan sonra uluslararası bu şekilde davrandıktan sonra Esed devam etti bütün kanunları çiğnemeye ve araya işte Rusya araya girdi. 215'te bizzat askeri evet, 30 Eylül 2015 tarihi Ruslar Suriye'de hava saldırılarına başladılar. Girdiler ve yani şu çıkıyor ortaya Mahmut Osman. Esed bu süreçte 9 yıldır devam ediyor. 8,5 yıldır devam eden bu iç savaş sürecinde iki kez çok ciddi şekilde artık sona yaklaşmıştı. Her ikisinde de Amerika-Rus desteğiyle kurtuldu. Aynen 2013 öyle. Ve 2015. Aynen öyle. Yani 2013'te Suriye muhalefetinin Suriye'nin %70'ine yakın hakim olmuştu. Ve İran önce Hizbullah'ı sürmüştü. O da yetmedi. İran kendi milisleri sağdan soldan, Irak'tan, Afganistan'dan kendi oluşturdukları militan grupları, paralı askerleri Suriye'ye sürdü. O da fayda etmeyince bu sefer deniliyor ki bazı Amerika'dan gelen raporlara göre Obama John Kerry'yi Moskova'ya gönderiyor ve diyor ki siz müdahale edin yoksa Beşar Esed çabuk düşecek, yıkılacak ve Suriye'de bir istikrarsızlık ortamı oluşacak. Esed'i kurtarın diye John Kerry'yi gönderiyor. Obama'nın bir Esed şeyi var herhalde değil mi? Hakan, o mu çıkıyor ortaya? Yani Esed ne zaman sıkışsa imdadına bir şekilde Obama yetişiyor. Yani o dönem bir şey olmuştu. Bunun tabii gizli şeyleri de çıktı. Yani sonradan Obama görevden ayrıldıktan sonra da yine onunla ilgili bazı daha sonradan yayınlanan haberler de ortaya çıkmıştı zaten. Obama'nın Esed'i kurtarma ya da Suriye'deki o Esed politikasını dengeleme noktasındaki uygulamaları. O dönem şöyle bir şey gözlemledik. Yani canlı olarak yaşadık. Bir ön kabul vardı mesela Mısır'la ilgili. İşte Mısır'da Müslüman Kardeşler iktidara geldiğinde şöyle bir algı vardı. İşte Amerika destekledi de iktidara geldiler şeklinde bir artık bir ezber vardı. Bunun aksini ispat edecek de bir done de yoktu. Yani nasıl ispat edebilirsin ki bunun aksini? Aksi kendi kendine ispat oldu zaten. Kendi kendine ispat oldu. Amerika desteğiyle, Suudi Arabistan desteğiyle Mısır'da bir askeri darbe oldu. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam hemen hemen aynı dönemlerde olan olaylar. Yani
saldırıyla, bahsettiğimiz yani saldırıyla Guta katliamı. 2013 Temmuz. Evet. Dönem olarak aynı. Burada almamız gereken, yani görmemiz gereken bir çok önemli bir somut bir şey var. Böyle bir Amerikan desteğiyle ortaya çıkmış halk hareketleri değil bunlar. Yani kendi kendine, daha doğrusu kendi kendinden kastım, bir doğal süreç yaşanıyor. İnsanlar, bir halk hareketi bir olarak tecelli ediyor. Evet, bazıları tecelli çünkü ediyor. Senaryolar çizildi. İşte yok Mossad kışkırttı, yok CIA destekledi, yok bunlara işte şöyle altyapı sağlandı falan. Öyle bir şey yok. Evet, yani. Çünkü mesela Suriye'nin güneyinde, hocam daha iyi bilir, mesela İsrail ne ister? O bölgedeki şehirler boşalsın ister. Kendi güvendiği için, sözde onları çünkü kendi güvenliğine tehlike olarak görüyor. Ya Esad rejimi oradaki şehirleri bizzat boşaltan kendisi. Tamam. Yani İsrail istese... Golan'ı aldı işte ya. Yani. Yani işte buraları boşalt dese... Sanki Golan yerleşim birini inşa ediyor artık. Trump yerleşimleri diye oraya bir şehir inşa ediyor. Aynen öyle. Yani şey için, oradaki potansiyel İsrail işgali için bir zemin oluyor oradaki boş şehirler. Ya bunu oralara insanları sokmayan, insanlar girse, yayından önce hocamla konuşmuştuk, zoraki bir şekilde PYD'nin yaptığı gibi savaşta en öne koyan rejim, yani oraya insanlar dönemesin diye bu çalışmaları yapan bizzat rejim. Yani demek ki bu bize çok şey bir şey gösteriyor ki, yani artık şey ezberini bırakmak lazım. Yani Amerikan desteğiyle oluyor her şey. İşte Amerika düğmeye basıyor da Suriye'de Müslümanlar ayaklanıyor. Amerika düğmeye basıyor da işte Mısır'da ayaklanıyor vesaire diye. Böyle Amerika'nın yani tam tersi, yani Esed'in düşmesini engelliyor. Sonra işte tam Esed'in köşeye sıkıştığı, mahkum olduğu, suçüstü yakalandığı durumlarda Esed'i kurtaran Moskova değil, Amerika, Washington onu sağlıyor. Ve ne zaman bir barışçı, ne zaman bir araya gelme olursa Amerika bir şekilde onu akamete uğratıyor. Kaos mesela, çünkü işine geliyor. Evet, mesela Amerika uluslararası camiası nazaretinde bir Cenevre süreci başlattı. 2012'de başladı Cenevre süreci. Ondan sonra buzdolabına koydu. Rusya ne yaptı? Onun karşılığında Astana süreci başlattı. Cenevre'de 8 tane toplantı yapıldı. Birleşmiş Milletler'in himayesi altında 9. yapılamadı. Pardon, 9. Cenevre'de değil de başka yerde yapıldı. Sonra onu bir şekilde Amerika aldı. Bu süreci, siyasi görüşmeler süreci buzdolabına koydu. Bu sefer Moskova ortaya çıktı. Astana, Türkiye ile birlikte Astana süreci başlattı. Astana, yani orada Amerika onu da destekledi. Yani Astana süreci olsun. Bu hususu bilerek, çünkü Rusların tek bir tane senaryoları var. Rusların askeri çözüm. Yani askeri muhalefeti sindirmek, Grozny modeliyle işi bitirmek, askeri araçlarla işi bitirmek. Bugün yani Rus askerlerinin hala bu saate kadar, bu dakikaya kadar Rusların başka bir senaryoları yok. Yani ikinci B senaryosu yok Rusların. Onu Halep'te yaptı. Sonra Türkiye müdahil oldu. Onlarla işte Astana süreci başlattı, görüşmeler başlattı. Onun yani tabir caizse saldırganlığını biraz yavaşlattı. Ama bütün anlaşmalara rağmen bu saate kadar hala saldırıyor. İşte terör bahanesiyle. Hiçbir Rus saldırısı El-Kaide'ye hedef almadı. Bugüne kadar, yani 2015'ten bu saate kadar hiç bir saldırısı El-Kaide mevzilerine yapılmadı. Rusların bütün saldırdıkları, bütün askeri hareketleri ÖSÜ, Özgür Suriye Ordusu'na yönelik yapıldı. Yani uluslararası toplumun, Türkiye'nin tanımış olduğu
kurumsal Suriye muhalefeti hedef alıyor. Dolayısıyla yani burada ana hatlarıyla bence ana hatlarıyla Rus, Washington'la Moskova ana hatlarıyla çok meşhur Helsinki görüşmesi var. Trump Putin görüşmesi. Ana hatlarıyla anlaşıyorlar ama yani detaylarda bırakıyorlar. İdris yani. Kardeş şimdi Suriye'de Fırat'ın doğusunda Amerika ile olan bir süreç var. Fırat'ın batısında da işte İdlib'de bir süredir gözlem noktalarımız bulunuyordu ve orada da Rusların Esed rejimine destek yediği bir süreçten geçiyoruz. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu önümüzdeki günlerde hem Putin'le hem de Trump'la görüşme yapması bekleniyor. Yine aynı şekilde Türkiye'nin, Türkiye heyetinin, Rus heyetinin de belki şu saatlerde, belki de kısa süre sonra bir görüşmesi var ya da olacak. Böyle bir süreç var. Sen nasıl okuyorsun bunu? Tamam, Ruslarla Amerikalılar tepede Suriye konusunda, burayı sen al, burası benim intikam olsun diye bir anlaşma çizmişler olabilir. Ki buna dair doneler de var. Suriye'de bir yerde anlaşıyorlar Ruslarla Amerikalılar ama o anlaşmanın altında da Türkiye'nin her iki ülkeyle de yaptığı bazı stratejik işbirlikleri, ortaklıkları, böyle süreçleri var. Nasıl okuyacağız bunu? Yani Türkiye'nin işinin kolay olmadığını da gösteriyor. Yani bir yandan Amerika'yla, bir yandan da Rusya'yla bunu aynı anda yürütebilmek kolay bir mesele değil hakikaten baktığınızda. Yani bir tarafta olursunuz, arkanıza diğer gücü alırsınız ve yürürsünüz. Yani başarılı olursunuz. Bu daha bağımsız bir politika. Evet, bağımsız ama işte bir anlamda zor. Çünkü siz de az önce ifade ettiğiniz gibi iki güç birçok noktada da birlikte hareket ediyorlar zaten. Zaten ülkeyi parçalamışlar, bölüşmüşler, kendi aralarında anlaşmışlar. He, bunu, bu böyle ama tabii mesela Ruslar biz Afrin'e girerken de mesela hava sahalarını açtılar. Tamam, evet. Ya da işte Fırat Kalkanı harekatında da önümüze hiçbir şekilde engel olmadılar. Ya şimdi doğru. Yani zaten onu diyemeye çalışıyorum. Yani her iki ülkeyle de bir şekilde bir ilişki geliştiriyorsunuz. Rusya ile bahsettiğin iki operasyonda, Astana sürecinde, İdlib'in kurtarılmasındaki çok önemli bir hamleydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı hamle. Bütün bu meseleleri de Rusya ile birlikte yol alıyorsunuz. Ama diğer Fırat'ın doğusu konusu, YPG meselesi ve diğer konularda ABD ile yürütmek zorundasınız. Biriyle zaten ikisinden biriyle kötü olmak değil bahsettiğim şey. Bir ilişki geliştirmek durumundasınız. Bu kimi zaman işte ABD örneğinde olduğu gibi sınır askerleri yığıp bir şekilde masa denizi güçlendirmek de olur. Ya da işte başka belki S-400'lerin alımlarının maddelerinden bir tanesi olarak Suriye'deki meseleyle birlikte yani düşündüğünüzde Rusya ile farklı bir ilişki geliştirmek de olabilir. Yani bütün bunlar diplomasinin birer parçaları olarak önemli. Ama ABD ile Rusya'nın Suriye'de istediği ortak bir şey var. Yani sadece Suriye'de değil, bütün bölge için istedikleri ortak bir şey var. Buradaki halk kendi kendini yönetemesin. Yani kimler yönetsin? Onların atadıkları yönetsin. İşte ya Rusya'nın atadığı, ya iyi geçinen, onunla sırtını dayayan bir iktidar yapısı oluşsun. Ya da ABD ile ilişkileri olan bir iktidar yapısı olsun. Mesela şunu biliyoruz. Rusların... Burada ortaklaştıkları, bitireyim abi, ortaklaştıkları bir nokta var ve bu nokta da işte o noktada Türkiye ile çatışma halindeler aslında. Yani Türkiye ne diyor? Sadece Suriye için değil, Irak için de, diğer bölgeler için de, bütün şey için, bölge ülkeleri, İslam coğrafyası için söylediği şey şu. Halk kim istiyorsa o yönetsin. Arap Baharı'na, Arap devrimleri sürecine bakışı da böyleydi. O yüzden Mursi'nin arkasında hala duruyoruz. Sisi ile bir ilişki, ilişkisizlik var. Dolayısıyla bu nokta bence meselenin en kritik noktası. Yani yeni iktidar, yeni Suriye'nin geleceğinin şekillenmesinde işte belirleyici güç, az önce şey söylediniz ya, yani Rusya kime saldırıyor? ÖSÖ'ye saldırıyor. Yani işte radikallere, marjinallere, terör gruplarına saldırmıyorlar. Benzerini Esad da yapıyor, benzerini ABD de yapıyor. Şimdi burada yapının, yani şeyin, ülkenin radikalleşmesi, radikal güçlerin etkili olması ve bir süre sonra da onların tasfiye edilip
kendi güçlerini, kendi kontrol edebildikleri aktörlerin, bunlar YPG olur, bunlar başka gruplar olur, İran DAEŞ olur, İran'ın Şii milisler hatta olur, Hizbullah olur, hiç fark etmez. Evet. Yani çünkü onun için hiç önemli. O aktörler orada hakim olduğu müddetçe bu iki ülkenin süper gücün diyelim tırnak içinde burada şey olur. Burada işte mesele Türkiye'nin konu bu. Yani Türkiye'nin çatıştığı ve bu konuyu da uzlaşamayacağımız mesele bu. Çünkü biz o iki ülke gibi bu dünyaya ya da bu bölgeye ya da herhangi bir ülkeye, devlete emperyal bir gözle bakan bir ülke değiliz. Dış politikamız da böyle, iç politikamız da böyle, hayata bakışımız böyle, zihniyetimiz böyle, ne toplumsal olarak ne de siyasi olarak ne de cumhurbaşkanı, yani ülkenin liderliği açısından baktığımızda böyle bir bakışımız yok. Dolayısıyla bu çatışma hali hep devam edecek ve onların o işte iki gücün, şimdi YPG'yi hatırlayın, çıkış noktası Rusya'yla, sonra ABD'ye devredildi. Evet. Yani böyle bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların aktörleri arasındaki çatışmalarımız da sadece YPG olarak düşünmemek lazım. Diğer güçler de öyle. DAEŞ için de yine bu böyle. Diğer güçler için de böyle. Maalesef devam edecek gibi gözüküyor bir süre. Evet. Müsaade ederseniz ben bir şey işaret etmek istiyorum. Evet. Dikkat çekmek istiyorum. Dünyadaki süper güçler, yani Amerika, büyük güçler, hatta dünyada şu anda daha çok çatışmaya giden bir hava var. Yani uzlaşmaya değil. Dikkat ederseniz her noktada yer küresinin hemen hemen her noktasında bir çok ciddi problemler var. Şimdi Kaşmir bölgesi işte Hindistan, Pakistan çok ciddi bir problem önümüzde duruyor. Aynı şekilde Çin Çin de müdahil oluyor bir taraftan, Amerika müdahil oluyor bir taraftan. Yani dünya siyaseti uzlaşmaya, anlaşmaya değil, daha çok kutuplaşmaya, daha da gerginleşmeye giden bir süreç yaşıyoruz. Suriye özelinde, şu anda Suriye'de hiçbir anlaşma, uzun vadeli bir anlaşma yok. Hepsi sınırlı. Yani Türkiye ile hem coğrafya olarak sınırlı, hem de süreç olarak, yani zaman olarak sınırlı. Mesela Suriye ile, pardon, Türkiye ile Washington, Amerika ile mesela Doğu Fırat'ın doğusu noktasında o kısa vadeli ve hala detaylar üzerinde anlaşma yok. Ana bir şey yok. Ana bir anlaşma, yani bir prensip anlaşması daha çok. Aynı şekilde Türkiye ile Rusya İdlib üzerinden çok ciddi, böyle belirgin bir anlaşma yok. Uzun vadeli bir anlaşma da değil. Sınırlı bir anlaşma. Bu daha ziyade süreli bir oluşum gibi. Şu anda mesela İdlib'e olan çok ciddi saldırılar var. Rusya Türkiye'yi İdlib'de ciddi anlamda sıkıştırıyor. Fırat'ın doğusunda yer açmak için. Yani Türkiye ile mesela Ankara, Washington Fırat'ın doğusu için bir prensip anlaşmasına varıyor. Ama orada Moskova yok. Rusya yok. Ruslar buna tepkililer. Tepkililer. Bu hıncını İdlib'de gösteriyorlar mı diyorsunuz? İdlib'de gösteriyor. Birinci neden bu. İkinci neden ekonomik ve stratejik. Suriye'de iki tane ana arter var. M4 dediğimiz Suriye'nin kuzeyini, kuzey bölgesini ayıran bir ana arter var, yol. Suriye'nin doğusundan batısına yaklaşık 30-35 kilometre derinlikte Türkiye sınırına göre ve Suriye'nin şah damarı sayılan M5 dedikleri Halep-Şam karayolu. Bu Suriye'nin şah damarı. Bütün şu anda olan çatışmalar hepsi bu yolu kontrol etmek için. Türkiye ne yaptı İdlib'te? O gözlem noktaları çok ileri bir ileri bir görme hissiyle o Moskova ile bu gözlem noktaları bence çok zekildi Türkiye'nin. Çünkü
Suriye'nin ana şah damarını dediğimiz gibi Suriye ekonomisinin ana kalbi tabii Türkiye'nin kontrolü, gözlem noktaları arasından geçiyor. Evet. Ve şu anda Rusya onu bu durumu değiştirmek istiyor. O anlaşmayı Türkiye'yi karayolunun biraz gerisine atmak istiyorlar. Tabii. Gözlem noktaları. Diyor ki siz 30 kilometre diyorsunuz, o zaman İdlib'de de 30 kilometreye çekilin. Evet. Aynı şekilde, yani bu şekilde Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyor askeri olarak bu sefer. Ve çok ciddi bir sıkıntı var yani. Orada Türkiye eğer ÖSU, Suriye muhalefetinin kurumsal ÖSÜ dediğimiz ve Suriye'nin kurumsal muhalefeti eğer bu Rusların dedikleri sınıra gelirse Suriye muhalefetinin kontrol etmiş olduğu bölge çok azalmış olacak ve bu sefer ve kırsal hem, alandan maruz olacak. Tabii çok ciddi anlamda mahrum kalacak ve hem Türkiye'nin varlığı, masada varlığı çok ciddi ölçüde olumsuz şekilde etkilenmiş olacak. Dolayısıyla İdlib'ten vazgeçmemek lazım. İdlib'i sonuna kadar yani şu anki durumu muhafaza etmek gerekir. Evet Faik Tanrı. Evet. Ben öncelikle yani bu aslında tam Batı Guta'nın, Doğu Guta'nın dediğiniz gibi sarin gazın kullandığı bir dönem. Bu aslında çok önemli bir tarihi bir eşik. Çünkü biraz aslında Türkiye'nin Suriye politikasını anlamak isteyenler bu süreci incelediği vakit gerçekten net şekilde bunu görecekler. Çünkü Amerika bunu sürekli taahhüt etmişti ve bu bizim kırmızı bir çizgimizdir. Yani gerçekten uluslararası insan hakları örgütleri, uluslararası kurumlar bu göz göre göre 21. yüzyılda yapılan katliama bütün dünya neredeyse sessiz kaldı. Kaldı ki bakıyorsunuz birçok işte batılı ülkelerin meşru müdafaa hakkı yani bu tür insan haklarına karşı geri geldiği zaman kendilerine müdahale etme hakkı kendilerine görebiliyorlar. Ya o dönem bir araya giriyorum ama kusura bakma lütfen. Yakası. Tek hani uluslararası camia diyorsun ya tek endişe duyan taraf İsrail'di. O da olur da o gaz gelir rüzgar eser falan filan. İşte o silahlar başkalarının eline geçer de bize sıkarlar diye. Tabii o da... Yani çünkü öyle bir endişesi vardı İsrail'in. Çok... O da kendini düşünerek, kendi payına. Tabii. Şimdi biraz da Türkiye'nin yani oraya işte hani Suriye'de ne işi vardı gibi söylemlere baktığınız vakit bu hiçbir şey böyle olağan kendiliğinden gelişmedi. Yani oradaki olaylar, süreçler, yani Türkiye yanı başındaki komşusu olan ülkedeki bu tür insanlara yapılmış olan eziyete sessiz duramazdı. Kaldı ki zaten bununla ilgili ciddi manada yapılan açıklamalardan da onu anlıyoruz. Obama'nın dediğiniz gibi kesin bir ifadeyle, hiç yani yoruma bile açık değil, direkt bizim müdahale hakkımızı gerektirebilir diye. Kaldı ki Türkiye'de doğal olarak o yaşanan insanlık dramına karşı Amerika ile beraber hareket etmeyi öngördü. Ama maalesef o süreçten sonra da gördük Amerika Türkiye'yi orada ciddi manada yalnız bıraktı. Daha önce Esed gitmeli diyen kişi kendisi. Tabii. Esed gitmeli. Esed İlk Suriye'de söyleyen. Kalmamalı. Türkiye'den önce söyledi. Yani. Önce söyleyen oydu. Evet. İlk söyleyen yani hani o. Tabii. Kaldı ki Türkiye uzun yıllar hataları sayarlarken uzun... bunu zikredenler var ya. Tabii. Aslında bunu ilk dünyada zikreden Amerika'ydı. İlk Şam'la diplomatik ilişkileri kesen tabii. Amerika'ydı. Hatta bölgenin Saddam'dan sonra şeytan rejimleri diye öyle çok ağır ifadelerle evet. Şey yapılıyordu. Ama ne yaptılar? Mesela Mahmut Osman Cenevre süreçlerine başlatıldığını ve hiçbir şekilde sonuç alınamayan o Cenevre süreçleri değil mi? Muazzaf değil mi? Daha önemli bir şey ortaya çıktı. Ben bir sözlerimi tamamlayayım. Yani Türkiye o süreçten sonra bir dönem Esad işte sınırların açılması, bakanların görüşmesi. Bunlar gerçekten komşu ülkelerle o dönem belki de olması gereken bir süreçti. Ondan öncesi tabii ki yapmış olduğu katliamlar, Türkiye'nin hiçbir zaman bunu tasvip etmemiştir. Ama diplomatik yollarla oradaki o muhaliflere yapılan baskıyı nispeten kaldırma gibi bir girişim içerisindeydi. Ki bunu uzun yıllar elinden geldiği kadar yapmaya çalıştı. Hatta en son özel bir temsilci gittiğinde de aynı şekilde denendi. Ama bu konuda hiçbir adım yapılmadı. Yani
hiçbir şey oradaki insanlar durduk yere şey değil, yıllardır siz o bölgeyi iyi biliyorsunuz. Yani Esad rejiminin katliamları sadece bugünden yaşına değil, baba Esad'dan ya kaynaklı. Süreç yani Suriye'de bir ayaklanma başlayacak ve bu yıllarca süren bir iç savaşa dönüşecek. Tabii. Sonrasında Suriye ikiye yani belki düşünün, üçe bölünecek. Kaç nesildir insanlarda bir nefret tüm tohumu bunlar programlanmış gelişmiş. Yani en başta böyle mi? Bir uzun senaryo yıllar var karşımızda. Burada 2000... İsrail'in bir payı var, Amerika'nın var, Rusya'nın var, İran'ın payı var ve Türkiye'ye yönelik çok ciddi tehditler var. Türkiye bunların birçoğunu bertaraf etti. Hala da etmeye çalışıyor ama o tehlikeler hala devam ediyor maalesef. Tabii ediyor ve şu an mesela yanı başımızda olan olaylara Türkiye nasıl duyarsız kalır? Bir tarafta PKK'nın yani sınırımızda yani. Hatırlayın bir dönem eğer biz operasyonları yapmasaydık kilise her gün ülke içerisinde doğru. Kendi insanımızın güvenliğini sağlayamadık yani. Dolayısıyla oraya girmenin dışında başka bir alternatif yoktu. Ki bu mesela Amerika ile anlaşmadan önce Cumhurbaşkanımızın da söylediği net bir ifade var. Yani Amerika istesin istemesin Türkiye oraya girmek zorundadır. Çünkü gerçekten o denizle olan bağlantısı neredeyse PKK'yı kesmiş. Yani bütün Arap dünyasına olan bütün o stratejik adımlar neredeyse kapanmış olacaktı. Ya yani bu ne demek Türkiye'yi tamamen yanı başında bir ülkeye teslim ediyor olmak. Aynı şekilde şimdi İdlib'le ilgili mesele. Yani 3 milyon insan var. Bu insanlar oradaki işte bugünkü saldırılar sonrası ne yapacak? Ve şu an 70 bin üzerinde şu an sınıra doğru yöneldiği söyleniyor. 1,5 milyon insan şu anda açıkta İdlib'de. İdlib'de. Bu evet. Çatışmalardan 1,5 milyon zeytinliklerde şurada. Kışta burada. Geliyor. Tabii çok evet. Yoğun bölge çok geceleri yoğun. Çok yoğun. Şimdi zaten Türkiye'de yani ciddi miktarda şu an ev sahipliği yaptığımız sığınmacı kardeşlerimiz var. 3 milyon bir nüfusun Türkiye'ye doğru yönelmesi Türkiye için aynı zamanda başka sorunları da bir arada getirebilir. Dolayısıyla iki meseleye de Türkiye direkt ilgili. Şimdi bazen ya söylemleri dinleyince şunu dinliyorsun. İşte Türkiye müdahale olmasın. Yanı başında ses. Artık öyle bir dünyada değiliz yani. Yani 2008'de zamanın Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül Beşar Esed'e bir mesaj yolluyor. Siz ekonomik olarak bir açılım yaptınız, güzel de yaptınız. Siyasi olarak, yani sizin siyasi modeliniz kalmadı. Ya bir Kuzey Kore var. Orada sizde çok ciddi anlamda bir siyasi sıkışma var. Onun önlemini alınız. Onu bir şekilde siyasi açılımı yapınız. Yoksa bu enerji sıkışacak ve bir gün patlayacak. Yani bu Türkiye... komşu olarak abi olarak ne derseniz deyin ikazını çok erkende yapmıştı. Daha yani Arap Baharı falan işte halk hareketleri ayaklanmalar falan hiç yoktu ortada. Türkiye gene uyarmıştı. Olayların başladığı zaman Sayın Davutoğlu o zamanın Dışişleri Bakanı gitti. 6 saat Beşar Esed'le yüz yüze görüştü. Her şey açık bir şekilde, detaylı şekilde konuşuldu, tartışıldı ve uyarıldı. Tabii. Siz çok tehlikeli bir sürece giriyorsunuz. Bu sarin gazı kullanıldıktan sonra çok enteresan bir ana gelişme daha oldu. O zaman DAEŞ ortaya çıktı. Evet. Tabii 2013'te daha DAEŞ işte El-Kaide'nin yani, bir parçası, minik bir parçası gibiydi. Ama 2014'e geldik DAEŞ. Bir anda böyle dünyanın en büyük terör şebekesi olarak. Ya bir de şimdi şeyi düşünün. Evet, yani Avrupa Birliği'ni düşünün. Yani Türkiye'de o mülteci akınında ne yaptı? Yani bildiğiniz iktidarlar düştü. Niye? Çünkü o ilgili. Yani artık öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Yani bu karşılıklı bağımlılık her ülke için ilgili. Dolayısıyla Türkiye'nin de o olay süreci içerisinde aktif olmaması bu sefer bütün sıkıntıda kendi içerisinde bertaraf etmesi. Şimdi İdlib'i konuşuyoruz ya, yani İdlib'de bundan sonra ne olacak? Göç akını bir tarafta, öyle bir tehlike var. Türk askerleri orada. Han Şeyhun rejimin eline geçebilir, böyle olursa askerimiz orada kuşatma altında kalabilir vesaire vesaire. İşte Türk askeriyle Esed askeri, Rus askeri karşı karşıya gelir mi falan. Bu tür senaryolara yazılıyor. İdris kardeş, şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz sene... Eylül-Ekim sürecinde şuna odaklanmıştık. Rejim İdlib'de çok büyük katliam yapacak. Evet. Günler süren işte operasyonlar, günlerce onu konuştuk. Sonra ne oldu? Başkan Erdoğan, Putin ve
Ruhani ile bir Tahran'da görüşme yaptı. Bir hafta 10 gün sonrasında bir de Soçi'de Putin'le baş başa bir görüşme yaptı. Ve orada bir bambaşka bir plan çıkarttı ortaya Başkan Erdoğan. Nedir o işte? Gerginliği azaltma bölgeleri. Bizim zaten bir askeri varlığımız mevcut İdlib'de. Evet. Onun sayısı arttırıldı. Ve neticesinde teröristleri ayrıştırma süreci başlatıldı. Buna mukabil o katliam operasyonları durduruldu. Evet. Ve Türkiye önemli bir katliamın, büyük bir katliamın önüne geçmiş oldu. Şimdi buna doğru bir süreç gider mi? Yine yani böyle bir kriz, yine benzer bir kriz olur mu? Bu kriz olursa yine Erdoğan devreye girer. Geçtiğimiz sene olduğu gibi onu tavşandan, şapkadan tavşan çıkarma gibi bir plan, bir proje üretir mi? Aslında müsaade ederseniz ben bir cümle eklemek istiyorum. Tamam. Hatırlarsanız Tahran zirvesi vardı. Evet, geçen sene Eylül'de bahsettiğiniz. Bahsettiğiniz. Tahran zirvesinde çok ilginç bir şekilde zirve olduğu gibi canlı yayınlandı. Evet, İranlılar öyle tercih etmişlerdi. İranlılar ile Ruslar Türkiye ayrı. Orada çok açık şekilde genel bir operasyon yapılacak ve hiç yani tereddütsüz bir şekilde ilan ediyordu Putin Tahran'dan. Ondan sonra Amerika kırmızı kartı çıkarttı. Evet. Veto koydu. Orada kesinlikle İdlib'de genel, geniş kapsamlı bir askeri hareket yapılamaz. Askeri olarak o iş bitirilemez dedi. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı Soçi'ye gittiğinde aslında Putin'i ağaçtan indirmiş oldu. Çünkü Putin sıkışmıştı. Tahran'dan ilan ettiği operasyonu yapması gerekiyordu. Çünkü o şekilde meydan okumayla biz terörün kökünü kazıyacağız, İdlib'de terör kalmayacak dediydi. Sonra Washington, Amerikalılar veto ettiğinde İdlib operasyonunu Amerikalılar mı engelledi? Kesinlikle. Amerikalılar ve Ankara tabii. Ankara karşı yani Türkiye'de çıktı. Türkiye'de diplomatik girişimleri. Tabii. Yani zaten Tahran'da Sayın Erdoğan karşı çıktı. Ve orada çok, karşı çıkıyor tabii, ama tabii, engelleme noktasında. Engelleme noktasında iki veto yedi yok, oradaki. Orada, hem Ankara'nın hem Washington'un. Batı dünyası, bütün Avrupa Birliği de olmak üzere ABD'de bütün açıklamaları dün gibi hatırlıyoruz. Yani hepsi bir şekilde Türkiye Astana ile birlikte müdahale etsin. İşte İran ve Rusya ile bir şekilde bu Türkiye bu işi kurtarsın diye ağırlığını koysun. Hepsi bir anda Erdoğan sevdalısı kesildi, hatırlayın. Tabii herkes derin nefes aldı. Şimdi, ama yani burada Cumhurbaşkanı bak, İran'da ne oldu? Tahran'da dediğiniz gibi bir komploda kendilerince bir şeyler yaptılar. Başarılı da olamadılar. Cumhurbaşkanı net bir şekilde orada canlı yayında olmadığını bildiği halde o İdlib'le ilgili bir şeyler yapalım, bir şeyler açıklayalım, çıkalım burada dünya kamuoyu bizden bir şey bekliyor deyip sürekli onları zorladı. İki devlet başkanı bir şey yapmadı. Döndü Türkiye'ye, baktı Ruhani'yle bu iş olmayacak. Putin'le tek başına halletmeye çalıştı. Bakın bir yanda Astana sürecini yürüttüğünüz 3 tane ülkeden bir mekanizma var. Siz bir tanesini devre dışı bırakıp diğeriyle sorunu çözmeye çalışıyorsunuz ve bu mekanizma hala da devam ediyor bu arada. Yani şu an şimdi bu da ince bir, çok ince bir diplomasidir. Orada Putin'le yaptığı açıklamayı hatırlayın. Ruhani işte İran'da'nın da desteği var, İran'da birlikteyiz falan diye bir şekilde oraya da onu da şey yapmadılar, dışlanmadılar. Çünkü onunla yürümüyordu. Yani İran'ın olduğu bir denklemde, bir masada İdlib konusunda operasyon durduracak karar çıkmıyor. Zaten Ruslarla İranlar Esed konusunda da anlaşılmıyor. İranlar Rusları kışkırtıyordu. Evet, İdlib şimdi için. O Cumhurbaşkanı Erdoğan tek başına Putin'le bu işi çözdü. İlişkiler gelişmişti. Geldik bir sene geçti şimdi aradan. Şimdi bakın bu, ama bakın burada Cumhurbaşkanı Erdoğan oynadığı rol tarihi bir rol. Yani bakın bu sadece hani insan Yani Mahmut Asuman hani Ruslar Amerika'dan korktular da o operasyon
O şekilde değil. Yani beraber Amerika'nın vetosu var. Ankara'nın da zaten baştan vetosu var. Vallahi yani şu ana kadar kaç tane vetoyu, kaç kırmızı çizgiyi Esad ihlal etmiş. Tabii, işte, yani o yüzden yani İdlib'i de çok rahatlıkla şey yapabilirdi. Şu an şu anki atmosferde hani İdlib'de Rus rejim karşımızda bizim. Askerimizi geri püskürtecekler. Öbür taraf Fırat'ın doğusunda da Amerika her an bize yamuk yapabilir. Bu algılar şimdi işletiliyor. Hani onlar bu algıları işletecekler tabii ki ama sonuçta bir de Erdoğan'ın yürüttüğü bir diplomasi var. Türkiye'nin ve sahadaki bir gücü de var. Tabii şimdi bir evet oradan başlayayım. Şimdi Putin Erdoğan ve Putin Erdoğan Trump görüşmeleri oluyor. Biz mesela asker yani sahada var. Suriye topraklarında Türkiye var. Türk askeriyle var, sivil yapılarıyla var, sivil toplum kuruluşlarıyla var. Orada varız. Sahada varız. Yani burada bu Türkiye'nin masaya oturduğunda Astana'da da öyle, Cenevre'de de öyle, başka yapılarda da öyle. Nerede oturursanız oturun, Türkiye'nin orada olmazsa olmaz olduğu net. Evet. İki, Astana sürecini işletebilecek tek ülke. Astana Türkiye'siz meşruiyeti uluslararası anlamda olmayacaktır. Dolayısıyla da bu yine Rusya ve İran için Türkiye'nin vazgeçilmezliği ve Türkiye'yi kaybetmeme yanında Aslan'ı Ruslar da Astana masasını öyle kafalarını bir yere kaldırıp atamazlar. Çünkü işin içerisinde Anayasa Komitesi de yine Astana sürecinde geçiyor. Yani Ruslar yani, o çok destekliyorlar o anayasa meselesini. Tabii o mekanizmanın yani Astana'nın Cenevre'ye taşınması, uluslararası alana taşınması konusunda irade zaten beyanı ilk günden beri vardı. Yani orada bir sorun yok. Yani Rusya'da da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin de yani önümüzdeki süreçte vardı. Türkiye mutlaka bu diplomatik gücünü ve sahadaki gücünü kullanarak o güçten bir politika şekillendirerek bu meselelerde bir rol alacak, bir çözüm üretecek. Bu gözüküyor. Tabii de ben şuna demek istiyordum. Şimdi Kofi Annan geliyor mesela aklıma, öldü. Sonra işte Stefan de Mistura, işte Cezayirli Brahmi. Şu an dördüncü şey var, Suriye temsilcisi var. Geir Pedersen. Evet, adını hatırlamadım ben. Dördüncü Birleşmiş Milletler özel Suriye temsilcisi var. Şu anda bu adamlar hasta, Allah acil şifalar versin. Evet, o da ölebilir yani yakında. Evet. Hani Kofi Annan da başladı bu iş. Evet. Defalarca Cenevre süreçleri, birçok ateşkesler. Her ateşkes daha büyük bir katliamla bozuldu rejim tarafından falan. Evet. Şimdi onların yaptıkları çözüm süreçleri bunlar. Cenevre süreçleri ki Muaz Hatip'ti değil mi bir ara Suriye Konseyi Başkanı? Evet. Yani çay kahve içiliyor burada falan diyerek istifa etmişti. Evet. Maalesef o noktadaydı bu işler. Şimdi öbür taraftan da bir Astana süreci, bir İdlib'de çatışmasızlık anlaşmaları, Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin girişimleri ve halihazırda Fırat Kalkanı diye bir harita oluşturmuşuz Suriye'de. Afrin var bunun içerisinde, Aziz var, Cerablus var. Yani İdlib'de belki bir nebze biraz geri çekilme Hanşeyhun'dan, işte otoyollar orası için kritik vesaire falan ama hani oradaki insani krizi önlemek adına bir noktaya kadar geri çekilme ama yeter ki oradaki insani krizi engelleme adına Türkiye bir şeyler yapacaktır. Kaldı ki Fırat Kalkanı bölgeleri var. O bölge belki biraz genişletilebilir bu süreçte. Yine de o insani krizin önüne geçmek için. Türkiye Fırat'ın batı tarafında bunları yapabilir. Doğusunda nasıl bir yol izlenecek? Şimdi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da yaptığı görüşme var. Amerikalı mevkidaşı Mark Esper'le. Mutabakat artık başlıyor. Yani o yol haritası belliydi. Şu andan itibaren start veriliyor. Ruslar buna tepkili. İdlib'de görüyoruz. Yarından itibaren Fırat'ın doğusunda bizi neler bekliyor? Neler olabilecek? Tabii. Peki. Şimdi Fırat doğusuyla ilgili iki ana nokta var. Ana unsur var. Şu an yani Amerikalıların pozisyonu iki ayrı görüş var Amerika'da. Bir tanesinde Trump'ın seçim vaadi olarak ortaya attığı biz Suriye'den çekiliyoruz diye bir ortaya çıktıydı hatırlarsanız. Ve hala bağlı. Yani bu seçim vaadi olduğu için oradan geri adım atmak yok. Pentagon'un hesapları farklı. Siyasi olarak çıkmak zorundalar. Askeri olarak, stratejik olarak o önemli bölgeyi kaybetmek istemiyorlar. Türkiye, Amerikalılar biliyorlar ki bunlar yani ilerleme sonsuza kadar PYD ile bu askeri yani ayrılıkçı
milislerle işi götürmek mümkün değil. Hele hele bölgesel güç olan evet. Türkiye varken. Amerika bunun farkında. Farkında ve açık açık söylüyor. Yani Suriye muhalefetine söylüyor. Biz eninde sonunda biz Türkiye ile çalışacağız. Ama oradaki problem Amerikalılar, Pentagon, yani Amerika, askeri evet. Amerikalılar nezdinde şöyle bir sıkıntı var. Türkiye bastırıyor. Türkiye diyor ki PYD'nin veya sizin müttefik seçtiğiniz insanların sevk idaresi Kandil'den yapılıyor. Ve bunlar terörist. Siz de biliyorsunuz. Ve bunlar aslında Amerika'nın da dostu değil. Çünkü sıkıştıkları zaman nereye gidiyorlar? Moskova'ya gidiyorlar, tamam. Şam'a gidiyorlar. Evet. Yani Trump biz çekiliyoruz dediği zaman PYD nereye gitti? Rejime gitti. Tamam. Şimdi de Türkiye işte o güvenli bölge ilan ettiği zaman PYD çağrı yapıyor. Şam rejimine gel. Sen burayı bağla diyorlar kendine. Burayı kontrol et. Tamam. Şam'ın öyle bir gücü yok. Yok. Şam'ın da bu İran olmasa, İran milisleri olmasa ona rağmen bütün İdlib'e hakim olabilecek gücü yok. Rusların da şu anda şeyleri, güçleri yok. Yani Ruslar ilk defa İdlib şu anda son iki günde savaşlarında özel kuvvetlerle katılıyorlar. Evet. Çünkü Esed yani cepheye asker çıkardılar. Daha çok hava özel desteğiyle. Tim, özel timleri cepheye sürmüşler. Çünkü Esed'in askeri gücü kalmadı. Ve büyük ihtimalle dördüncü tümen komutanı değil mi? Süheyl Hasan. Süheyl Hasan nereye yetişecek? Tabii. Şey yapamıyor. Yani Rusya'nın desteklemiş olduğu. Tekrar işte Fırat'ın doğusuna dönecek olursak oradaki yani eninde Türkiye biliyor. Eninde sonunda Amerikalılar bana gelecekler. Ve gerçekten Türkiye dışına yani Türkiye'nin rolü olmadan Türkiye ile anlaşmadan orada bir istikrar olamaz. Evet. Veya onların istedikleri şekilde de yürüyemez işler. Evet. Yalnız ana nokta işte o PYD'nin oluşturmuş olduğu gücü o muhafaza etmek istiyor. Güvenli bölgeyi vermek istiyor Türkiye'ye. Ama tartışılır. Yani Türkiye'nin istediğini 32 kilometre değil daha 15 değil. Olsun. Yani falan. Bir de parçalanmış evet. olarak 5 artı 9 şeklinde. Yani ama yani prensipte ana prensip olarak Türkiye'ye vermek kabul ediyor, vermeyi kabul ediyor ve eninde sonunda o da biliyor Türkiye'ye yaslanacak yani tekrar Türkiye ile çalışacak sonuçta. Ama orada belirli bir PYD'nin gücü muhafaza etmek istiyor. O da çok Amerika'nın çok istediğinden ziyade İsrail'in istemiş olduğu. Çünkü işte Nil Fırat meselesi orada İsrail Fırat'a ulaşmış yani, oluyor. Yani Fırat'ın doğusunda PKK-PYD'nin bulunmasını Amerikalılardan ziyade İsrail mi zorluyor? İsrail. Amerikalılara kalsa belli bir süre sonra PYD'yi tasfiye mi edecek orada? Şimdi tabii. Hatırlayın zaten bir dönem çekileceğini yani Trump söylemişti askeri olarak çekileceğini. Hala taahhüt olarak duruyor. Ha, taahhüt olarak ama ben çok onun da gerçekçi olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani sonuçta bakıyorsunuz öyle ciddi bir çekilme de olmadı. Hatta Cumhurbaşkanı bunu defaatle söyledi. Bekliyoruz çekilmeleri vesaire. Ciddi bir silah yığını falan da yapıldı. Yani ya onlar şöyle diyorlar. Bizim şeyi kapatacak kim? Türkiye'ye vermek istemiyorlar. Rejime de vermek istemiyorlar. Türkiye PYD'nin idare etmesini kabul etmiyor. Orada anlaşmazlık o. Yani ben çekileceğim ve gerçekten anlatılan yani Amerikanların anlattıkları biz diyorlar ki Trump'ı 3 saat konuştuk ikna edebilmek için. Trump kararını vermiş ve seçim vaadi olarak vermiş. İdi ama ondan sonraki açıklamalarda ama biraz geri adımı da boşluğu kim dolduracak noktasında çözüm bakın, getiremediler. Ondan sonraki açıklamalarda ben de şey yaptım. İşte Trump'ın şöyle açıklaması vardı. Evet. Yani işte o terör unsurlarını PYD yoluyla şey yapacağız diye, temizleyeceğiz diye. Dolayısıyla ilk günkü kararlılığı belli bir zaman sonra
değişti. Ve sizin dediğiniz gibi ben de aynı kanaatteyim. Yani orada İsrail lobisinin Amerika üzerindeki etkisi, o bölgedeki güvenlik kuvvetlerini sağlamlaştırması önemli. Dolayısıyla bugünden yarına çekili olmasını ben çok kolay bir ihtimal görmüyorum. Burada ama Türkiye'nin bundaki gerçekten dirayetli, ısrarlı durması çok önemli. Yani eğer belki öyle durmamış olsaydı bugünkü süreçte başlamamış olurdu diye düşünüyorum. Evet, virgül koyuyoruz. Bir reklam aramız var. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, uluslararası gündem kaldığı yerden devam ediyor. Fırat'ın doğusunu konuşuyorduk. Hakan Kekeç, hani doğusu batısı. Sen neler söyleyeceksin? Şimdi ben tabii bu sahada ne oluyor bitiyor, ne olacak bitecek. Bunlar konuşuldu. Daha da konuşulacak. Yani bunlar... Hanşeyhun daha düşmedi hala. Evet, yani şey alındı bir... Evet, bir abluka var abluka orada ya. Ama muhaliflerin orada bir direnci de söz konusu. Evet, direnç var. Şimdi bu sahadaki durum her an değişebilir. Yani Mare Numan var, başka bölgeler var. Ben başka bir konuda bir şey söylemek istiyorum. Bunun geleceğini bizim biraz tahmin etmemiz lazımdı. Yani bundan bir yıl önce bu olaylar ilk başladığında benim yazdığım şey vardı. Rusya bizim tarihsel olarak da şu an sahada da aslında baş rakibimiz. Yani evet, bir diplomasi süreci yürüyor. Ama diplomasiyi biz hep mesela medya kendi dilini bunun üzerinden kuruyor. Sanki diplomasi bizim Rusya'ya her konuda anlaştık, can ciğeriz. Bundan sonra... Değiliz mesela İstanbul... Ukrayna konusunda... Böyle bir karşı şey yok. Karşıyayız. Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma meselesinde, evet. Fener Rum Patrikhanesi'nin girişimleriyle, evet. Ukrayna Kilisesi'nin. Biz, orada da karşı karşıyayız. Kırım'da karşı karşıyayız. Biz dilimizi, yani medya dilini ya da kamuoyu algısını bu temkin üzerinden oluşturmazsa, şimdi bugün ne oluyor? İşte çıkıyor az önce konuştuğumuz, seni arada söylediğin. İşte gözlem noktası vurulsaydı S-400 bizi korur muydu diyor. Yani Rus uçağı olsaydı o. Evet. Diye yazmış. Bir yazar. Evet. Şimdi bu karşı çıkışı neden yapıyor? Bu çıkışı neden yapıyor? Çünkü sen medya olarak ya da kamuoyunun algısını sanki Rusya ile böyle can ciğer kuzu sarması olmuşuz gibi oluşturursan böyle tepkiler alıyorsun. Ya bunun hem medya hem siyasetçiler... hem de yani herkes bu dili bunun üzerinden oluşturmalı. Rusya bizim tarihsel rakibimizdir. Amerika uzak bir coğrafyada olduğu için belki birebir değil ama Balkanlarda olsun. Mesela Osmanlı döneminden Balkanlarda olsun. Başka işte imparatorluklar döneminden kalan işte bir şey vardır. Osmanlı ile Rusya'nın kapıştığı diyeyim bir Ortodoks hamise olma durumu vardır. Yani Rusya bizim hiçbir zaman iyiliğimizi istemez. Aman Türkiye rahat olsun. Türkiye iyi olsun. Türkiye Rusya'nın iyiliğini istemez zaten. Yani işte iş öyle bir noktaya geliyor ki. Dış politika menfaatlerden oluşur zaten. İşte iş öyle bir noktaya geliyor ki biz dilimizi öyle bir oluşturuyoruz ki. Şimdi oh ne güzel, her şey çok güzel oldu. Bir sürü de domates de satarız şimdi. Bir sürü de turist de gelir falan. Yani buna şey yok. Buna lüzum yok. Temkinli olmak lazım. Biz Fırat'ın doğusu için ufacık bir adım attığımızda, ya Fırat'ın doğusunda, bunu da neden yapıyoruz? Bir, orada bir terör koridoru oluşmasın. İki de insanlar için güvenli bir alan olsun. Yani çünkü Suriye'nin neredeyse bütün bölümü savaş alanı. İnsanlar için güvenli bir alan olsun diye atılan adımları Rusya buna bir ofansif bir siyasetle... Yani bu Avrasya propagandasına çok fazla kapılmamak gerekiyor. Kapılmamak lazım. Yani bunu biz, yani Türkiye'nin de Türkiye olduğunu unutmaması lazım. Türkiye'nin de emperyal bir geçmişe sahip olduğunu unutmaması lazım. Türkiye'nin kendi siyasetini üretmesi lazım. Ne Amerika ne Rusya. Bizim Rusya'nın Avrasyacılığına ihtiyacımız yok. Ya da bizim Amerika'nın Antarktik siyasetine ihtiyacımız yok. Bizim kendi siyasetimizi üretmemiz lazım. Kendi çıkış noktalarımızı üretmemiz lazım ve kendi... Var zaten, yok mu? Üretiliyor yani. Hani sonuçta bunlar stratejik ortaklıklar. Şimdi ben şeyden bahsetmiyorum. Devletin bakanlar, cumhurbaşkanı... Devlet bunu uyguluyor ama... Devlet bunu uyguluyor. Kamu şey... Kamuoyu yanlış anlıyor bunu. Bunu yanlış anlıyor ya da yanlış bir yöne yöneltiyor. Bundan bahsediyorum.
Yani Rusya medyasına baktığınız zaman hiçbir zaman böyle Türkiye dostluğu rastlayamazsınız. Ya tabii ki yani işte. Yani hep Türkiye'yi. Buna ihtiyacı yani, yok yani. Yani belden aşağı vuran. Yani hiç zaten Rus medyası hiçbir zaman Türkiye'yi müttefik olarak, stratejik ortak olarak görmemişti. CIA, terör örgütü DAEŞ'ten Türkiye'nin petrol aldığını iddia etmiş. Daha sonra özür dilemişti. Hatırlarsınız yani böyle biz pardon özür dileriz, yanlış söylemişiz diye özür dilemişti. Bundan iki sene sonra yani iddialarından iki sene sonra. Bu iddiaya görüntü servis eden yani sözde görüntü servis eden Rusya'ydı. Böyle normal şeyleri, tırları yani hafriyat tırı mı diyorlar. Oysa iş adamı Rusya'nın adamıydı. Tabii ki çok Rus vatandaşı ayrı. Suriye kökenli Rus vatandaşı DAEŞ'ten, DAEŞ'in petrolünü dünyaya pazarlayan. Hayır Türkiye'ye gelen yani. Tırlardı bunlar. Türkiye'ye gelen, Kuzey Irak'tan gelen tırların görüntülerini evet. Rusya, Türkiye evet. işte DAEŞ'ten petrol oluyor bakın diye normal tırlar yani yük. Evet hatırladım. İşte evet. Kuzey Irak'la yapılan. 24 Kasım'daki o uçak krizinden sonra. Yani CIA'nin iddiasını kim somutlaştırmaya çalışmıştı? Rusya somutlaştırmaya çalışmıştı. Yani bu temkini elden bırakmamak gerekiyor. O manada söylüyorum. Ama bu demek değildir ki Türkiye Rusya ile çatışsın ya da çatışma mümkün değil, olduğu kadar Rusya'yı diplomasi her zaman önemlidir. Dizginlemeye çalışıyor. İşte bu İdlib'de ki olduğu gibi Halep'te Rusya Halep'in doğusunu yerle bir etti. Türkiye olmasaydı tamamına geliyordu. Yani Rusya ile iyi ilişkiler hem ekonomik olarak Türkiye'nin lehine hem de siyasi olarak Türkiye'nin lehine. Çünkü bütün dünya... Ben halkını anlıyorum yani. O hani bir dönemde çok konuşuyor. Ben de katılıyorum. İşte, Ruslarla işte yok Avrupa Birliği'ni bırakırız, Şangay'a geçeriz, NATO'ya bırakırız. Avrasya İşbirliği Örgütü'ne geçeriz falan filan gibi. Evet. Hani bu tür şeyler vardı. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan orada zaten noktayı da koymuştu. Hani hepsinin yeri ayrıdır diye. Evet. Ama tabii bunun kamuoyunda yansıması ya da yansıtılması noktasında yani Halep'i kim yerle bir etti? Evet. Şimdi Halep nasıl bir yerle bir oldu? Yani dümdüz oldu Halep. Ve Halep'in bir Türkiye'nin yabancı olduğu tırnak içinde bir Arap kenti propagandası. Belki son 50 yılın, 60 yılın, 70 yılın propagandası. Halep bir Osmanlı kentiydi. Halep bir Türk kentiydi. Yani 1000 sene boyunca. Ya Halep bizim kentimizdi. Bizim değerlerimize üretilmiş bir kentti. İstanbul'dan sonra en çok Osmanlı'ya vergi veren kentti. Belki sanayi zengindi. Kenti. Evet zengindi. Evet. O manada. Yani bu bizim kentimizdi Halep yani. Bağdat'tan Kahire'den daha fazla en vergi veren. En çok şehit veren illerden üçüncüsü. Evet. Çanakkale'de. Tabii. Evet. Bunun Türkiye bunları unutmadan hareket etmesi tabii, lazım. Tabii şimdi Ruslarla bir S-400 süreci var. Nükleer santral süreci var. Bunlar ticaret ve diplomasi. Türk projesi var. Ama öte taraftan da hani Türkiye'de elmaları armutları aynı sepete koymuyor. Bu hem evet. Ruslarla olan ilişkimiz için geçerli hem Amerikalılarla olan ilişkimiz için geçerli. Evet. Hem de dış politikada genel anlamda herkesle olan ilişkimizde tüm bunlar geçerli. Ama mesela Rusların uçağını düşürüldü. Uçağını düşürdük. Sonrasında işte bir de büyükelçileri burada öldürüldü, Ankara'da öldürüldü. Tabii bunlar tabii, agresyon yani bunların. Yani hani Rus penceresinden benim söylediğimin tersi, benim söylediğimin tersi bunlar değil. Şimdi bir yani, de şöyle ben sana ters olsun diye söylemiyorum zaten. Aha. Rus penceresinden baktığımız zaman da hani Putin'i Erdoğan'la yan yana gören, işte Putin'in ağzından Erdoğan dünyanın en delikanlı lideridir şeklinde sözler sarf eden, Putin'i gören Ruslar, Rus vatandaşlarının da aklına birçok şey geliyordur. Ama onlar da bizim uçağımızı düşürdüler. Ya da büyükelçimiz Ankara'da hem de bir polis olan bir kişi tarafından büyükelçimiz öldürüldü şeklinde bir algı oluşuyor o tarafta mutlaka. Ama ne yapıyor liderler? Bunu masada onları tamamen ayrı kenara koyarak işte mesele Suriye ise Suriye ile ilgili, mesele S-400 ise S-400 ile ilgili olayı politikalar üretiyorlar. 15 Temmuz öncesi ve sonrası biraz ayırıyorum yani Rusya ile Türkiye ilişkilerinde. Çünkü 15 Temmuz'da yani hepimiz de şahit olduk yani Batı neredeyse evet, bekle, izle politikası tabii. izledi. Yani Amerika çok sonra açıklama evet. yaptı. O konuda Rusya, Putin hemen ilk dakikalardan itibaren. Çok daha net. Şimdi doğal olarak siz bir tarafta mevcut olan demokratik yönetimi yıkmak isteyen veya da onu meşru görmek isteyen bir taraf var. Bir taraftan da o süreçte size el uzatan bir ülke şeysi yani, var. Zaten Türkiye, medya olarak da biz en azından ben burada. Ben zaten
Hani bir Rusculuk ya da bir Amerikancılık politikalarını... Türkiye bence en önemli kılan bu denge politikası Türkiye en güçlü kılan yanları. Yani Rusya ile kötü olmamız Batı nezdinde de iyi bir şey değil. Çünkü bu sefer de o dönem mesela Rusya ile kötü olduğumuz ilişkilerde Türkiye işte bölgesindeki önemli aktörle de kavgalı, çatışma halinde. Ya hatırlayın şimdi. Dolayısıyla Rusya... Türkiye'yi aslında güçlü kılan o... Yani gerektiğinde dediğiniz gibi Amerika ile Avrupa ile yeri geldiği zaman o ilişkileri devam ettirmek. Çok zor bir olay ama. Kesinlikle yani zor ama bu bölge doğru, yani doğru. Coğrafya sonuçta. Ya şimdi 30 Eylül'de Ruslar Suriye'yi bombalamaya başladığında sınır ihlalleri yapıldı. 1'di 2'ydi Eylül'ün ilk haftalarında. NATO'dan direkt açıklama geldi ve John Kerry'den direkt açıklama geldi. Rus uçakları Türk hava sahasını yani NATO hava sahasını NATO sınırını ihlal etmiştir. Türkiye müdahale etmeli Batı diye. Batı senin Rusya ile çatışma halinde olmanı Kasım'da, ister. Evet 24 Kasım'da o müdahale yapıldı. NATO suspus kenara çekildi. Amerika da kenara çekildi. Hadi bakalım neden Ruslarla kapışın. Yani Türkiye burada herkesle mücadele ediyor aslında. Yani Ruslarla kriz yaşarken Ruslarla mücadele ediyoruz. Öte taraftan da Avrupa Birliği ve NATO'yu da karşımıza buluyoruz aynı anda. Patriot bataryaları en kritik dönemde çektiler. Yani Ruslarla en kritik Türkiye'nin olduğu en kritik dönemde ya hatta Patriot onu vermeyle ilgili çektiler. Almanya, Hollanda ne kadar işte tamam. Türkiye verelim, vermeyelim. Yani tamam. Türkiye öyle bir yalnızlaştırıldı ki yani siz müttefik Afganistan'da dünyanın her tarafında asker gönderiyorsunuz. İşte ciddi madde NATO'nun tamam. ikinci, üçüncü en büyük askeri güce sahipsiniz. Ama siz sınırınızda olan o dönem Esad rejiminden gelen bombalara yönelik biliyorsunuz NATO'dan şey istemiştik. Ve onlarla ilgili yani Almanya'da öyle şeyler söyleniyordu ki işte biz tankın şeyini parçasını göndermeyiz. Bunu yapmayız, Patriot'u göndermeyiz, süreli göndeririz. Kaldı ki belli bir süre sonra zaten geri almış oldu. Dolayısıyla Türkiye bölge itibariyle hava savunma sistemini sağlayamıyorsa alternatif de değil yani Türkiye. O noktada bütün seçenekleri... Ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Önemli bulduğum bir şey. Şimdi Türkiye'de birçok insan Suriye'de ne işimiz var? Biz çekilseydik Suriye bize ne? Onu söyleyenler Doğu Akdeniz'de de ne işimiz var diyor. Onu söyleyenler 15 Temmuz'u niye alıyoruz? Bakın, hatta bazen niye orada yokuz? Tamam. Onu da diyenler. Şimdi 15 Temmuz Allah korusun başarılı olsaydı bakın 15 Temmuz'dan sonra Cizre 1,5 sene boyunda sokağa çıkma yasağı uygulandı ve PKK ile çatışma yapıldı. Diyarbakır'ın Sur ilçesi yani göbeği, merkezi düşünün yaklaşık bir seneden fazla ancak çok ciddi, şiddetli çatışmalar oldu. Bunlar 15 Temmuz başarılı olsaydı ve Kuzey Suriye olduğu gibi PKK'nın elinde olsaydı ne olurdu? Bütün bölgenin kaderini çok farklı bir şekilde görecektik. Ve yani bu aslında Türkiye'nin Suriye'nin kuzey Suriye'de bulunması, Suriye'nin kuzeyinde bulunması, tampon bölge oluşturması Suriye'nin stratejik ben şeye benzetiyorum. Nasıl Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs ne kadar stratejik olarak ne kadar önemliyse Suriye'nin kuzeyi Türkiye için belki daha fazla önemli. Çünkü karayolu, orada deniz var. Burada karayolu var. Bölgeyle bütün irtibat. Yani kesinlikle PKK ikinci İsrail'i oluşturmuş oldu. Bir kronoloji mesela bu konuşulanlarla ilgili geçen yapmıştım. Şimdi onu bulmaya çalıştım. Tarihler var ve neler olduğunu hatırlayalım. Bunlar işte 2015 tarihinde bunlar. İşte 11 Temmuz PKK ateşkesi bitirdiğini açıkladı. 14 Temmuz Besa Ozat, işte KCK'nın şeyi, eş başkanı savaş ilan etti. 20 Temmuz'da Cemil Bayık hendek kazmaya direnişe çağırdı. 21 Temmuz Demirtaş halk kendi güvenlik tedbirlerini alsın açıklamasını yaptı. 22 Temmuz Ceylanpınar'da iki polisimiz şehit edildi.
Burada hemen sonra 10 Ağustos'ta öz yönetim ilanları yapıldı, başladı. Şeyin PKK tarafında 10 Ağustos'ta Silopi, Şırnak, Diyarbakır birçok ilçede, ilçede 10 Ağustos'ta. 14 Ağustos'ta ABD patriotları çekeceğini açıkladı. 15 Ağustos'ta Almanya Maraş'taki iki patriotu yine aynı şey füzeleri çekeceğini açıkladı. 30 Ağustos'ta işte hendekten sivil insanlar o hendek şeylerine ölmeye başladı. Ve bu hendek dediğimiz süreç bu şey içerisinde başladı. Temmuz'da ateşkesi bitiyor, uçuş sürecinden süreç bitiyor. Ağustos'ta hendekler öz yönetimler ilan ediliyor, hendekler kazılmaya başlıyor. O süreçte de füzeler falan çekilmeye başlıyor. Sonra yani PKK'nın işte çözüm sürecini bitirmesinin en altındaki en kritik neden ABD-YPG ilişkisi güçlendi ve orada malum o bölgede bir kazanım elde etmeye başladı. Oradaki o kanton işte öz yönetim. Hendeklerle de arka bahçeyi yani orayı onu Türkiye'ye arka bahçe oluşturuyorlardı. Türkiye'ye taşımaya çalıştılar. Peki bunu nasıl şey yaptılar? Hatırlayalım o zamanı. Türkiye'ye nasıl taşıyacaklar? Yani bir NATO üyesi ülke, Avrupa Birliği süreci devam eden Batı'nın müttefiki değil mi? Ve büyük bir ülke ye bir kanton öz yönetim ilanını nasıl yapabileceklerdi? Şunu denediler. Türkiye IŞİD'e yardım ediyor. IŞİD'i destekliyor. Kimyasal silah veriyor. İşte silahlar veriyor vesaire. Bunun üzerine bir kara propaganda süreci başladı yine bu tarihlerde. Kobani'yi unutmayalım. Kobani süreci başladı ve o da o anda bütün şeye Batı'ya şu mesaj verildi. Suriye'de DAEŞ'le mücadele ediyoruz diye, IŞİD'le mücadele ediyoruz diye bize verdiğiniz desteği Türkiye'de de verin. Çünkü burada da AKP eşittir onların deyimiyle IŞİD. Yani buradaki bir IŞİD, burada da bir IŞİD var. Türkiye IŞİD'e yardım eden bir devlet. AK Parti böyle bir parti. Biz bunlarla mücadele ediyoruz. Ey Batı, Suriye'de verdiğiniz desteği burada da verin. Öz yönetim ilan, evet. Ve öz yönetim ilanları o süreçlerde başladı. Ve 15 Temmuz'u hatırlayın. Bundan tabii bir sene sonra işte bu olaylar, Ağustos devam ediyor. Bu şeyler devam ediyor. Savunma sistemleri çekiliyor. IŞİD propagandası artıyor. Türkiye IŞİD'e yardım ediyor diye. Özellikle Cumhurbaşkanımız ve ailesi burada net bir hedefe konuyor. Özellikle orada o hedef seçiliyor. Ve sonrasında 15 Temmuz darbesi o girişimden sonra şeyin FETÖ elebaşının şeyin Gülen'in ilk açıklaması şu oluyor. AK Parti, AKP onun deyimine IŞİD'e yardım ediyordu. Bunu işte kulaklarıyla duyan insanlar var falan. Hani gözleriyle gören insanlar var tanıyorum falan diye. İlk yaptığı açıklama buydu. Yani şunu söylüyorum, IŞİD konusu YPG için hem Suriye'de hem de Türkiye'de kendi meşruiyetini sağlamak, öz yönetim gibi bir zemin kazanmak büyük müthiş bir kazanım. Ve bu kazanımın benzerini Türkiye'de de yapmaya çalıştılar bu süreç içerisinde. Ve bu hava savunma sistemleri bahsettiğiniz işte o patriotlar falan bu süreçte çekilmeye başlandı. Türkiye'yi her açıdan, çünkü IŞİD'e destek veren ülke imajını bir yandan yayan bir Batı pompalıyor ama bir yandan da siz onun hava savunma sistemi vesaire falan o ilişkileri bir şekilde gevşetmiş olmanız gerekiyor. Geri çekmenin en büyük nedenleri olarak o IŞİD'e destek verme olarak yani o zamanki suçlamalardı. Tabii. İşte onu gevşetmek için. Tabii. Yani Alman tanklarının da mesela verilmesi konusunda ben hatırlıyorum kamuoyunda ciddi bir baskı yapılmıştı o zaman. İşte nasıl o süreçleri oysa, verirseniz yani. Diye. Oysa IŞİD'le en ciddi çarpışan, mücadele eden Türkiye'dir. Fırat Kalkanı hareketi IŞİD'e karşı. Ülke içerisinde de çok ciddi çatışmalar hiç ne Amerika ne Rusya IŞİD'le karşı hiç mücadele etmedi. Ve Türkiye şey istedi, ben devam edeyim Rakka'ya, Fırat'ın doğusuna devam biz edeyim. Biz kurtaralım dediler. Biz orada şey yapalım, temizleyelim. Yok, devam edemezsiniz. Sen karışma. Demek ki, demek ki. Bir de hatırlayın, yani o dönemde Avrupa'dan ciddi IŞİD'e katılmak isteyen insanlar vardı. Hatta Avrupa bunu akın akın önleyemiyordu. Ciddi oranda sınırdan binlerce kimseyi geri çeviren gene tamam. Türkiye oldu. Ya yani bizim sınır dışı edip tekrar teslim ettiğimiz adamlar, DAEŞ'liler gidip sonra Fransa'da saldırı gerçekleştirdiler. Tabii yani birkaç tane olayda da raporlayıp, evet, kodlayıp gönderdiğimiz
paketleyip gönderdiğimiz, hani alın bunları hapse atın dediğimiz adamları serbest bıraktırdılar ve onlar gitti Fransa'da. O havaalanı baskını gerçekleştiren Türkiye'nin teslim ettiği teröristti. İdris kardeş, şimdi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz'de yokuz. Çünkü Mısır'la kavgalıyız. Mısır'la neden kavga ettik? Benzer şekilde Esed'e de çağrısı olmuştu. Bir toplantı yapacağız, uluslararası toplantı. Esed'in temsilcilerini de çağıracağız diye CHP olarak. Bunlardan ne anlıyoruz? Yani Doğu Akdeniz'de yokuz çünkü Mısır'la kavgalıyız. Yani Mısır'daki darbeci rejimden bahsediyor. Ya şöyle, şimdi bakın, dünyanın medeni modern ülkelerine bakın. Demokrasi gelişmiş, ortalamanın üzerinde olan herhangi bir ülkesine bakın. Birçok konuda işte muhalefet her şeyi eleştirebilir. En ince, haksız eleştiriler de yapabilir, ağır eleştiriler de yapabilir. Bunlar normaldir sıradan. Tabii Amerika'da da var, bu İsrail'de her yerde var, ama, Almanya'da da var, her yerde var. Ama bu ülkelerin hiçbirinde dış politika, ülkenin, devletin dış politika... Mesela Nancy Pelosi, sözünü keseceğim, Amerika'da Temsilciler Meclisi'nin başkanı, demokratların çok önemli bir ismi. Nancy Pelosi'yi Fransa'da yakaladılar 2-3 ay önce gazeteciler. Trump'a yönelik bir eleştiri tarzında bir soru sordular. Çünkü yurt dışındayım ben dedim. Yani dışarıdayız dedi. Yurt dışında başkanımı eleştirmem dedi. Başkanımı eleştirmem dedi. Yemek yemem size. Yani işte, içeride her türlü iş politika ile ilgili göçmen sorunu vesaire Trump'la her gün kavga eden birisi. Evet, yani ya öyle, yani işte burada ülkeler dış politika konusunda muhalefet biraz daha hani kendi ülkesinin, devletinin yanında durur. Peki orada mesaj var mı sana göre? Yani Mısır'daki darbeci rejimden bahsediyor mesela. Yani niye kavgalıyız bunlarla? Mesela Mursi vardı. Mursi 2003 yılında İsrail'le ve Rumlarla bir anlaşma yaptı. Mübarek, üstü mübarek. Mısır, yani eski Mısır. Rumlarla ekonomik münhasır bölge anlaşması. İsrail'le Doğu Akdeniz'den doğalgaz çıktığında doğalgaz sevk anlaşması yaptı. 2012'de Mursi geldiğinde o anlaşmaları iptal etti. Rumlarla ve İsrail'le olan anlaşmaları, ikisi de Doğu Akdeniz'le ilgili, Türkiye'ye verdi. O hakkını Türkiye'den yana kullandı. Evet. Sonra Mursi'yi devirdiler. Ve Sisi geldi. Evet. Mübarek'ten daha fazlasını verdi İsrail'e. Evet, tabii. Şimdi biz Doğu Akdeniz'de yokuz, o yüzden olmamız için Sisi'yle barışmamız lazım. Yani bu biraz kafa karıştırıcı değil mi? Şöyle, onlar bütün bu ülkelerdeki sorunları, yani işte İsrail'le olan, Mısır'la olan, Suriye'de işte Esad'la olan, bütün bu ülkelerle olan problemlerinin kaynağının Türkiye olduğunu, hatta işte AK Parti hükümeti olduğunu düşünüyorlar. Meseleye buradan okuyorlar. Dolayısıyla da burada bu da şunu getiriyor tabii. Hiçbir ilkeniz, temel bir ilkeniz, bir prensibiniz, bu anlamda ortaya koyduğunuz bir dünya görüşünüzün olmadığını ortaya koyuyor. Çünkü işte bir darbe olmuş mesela, değil mi, Mısır'da? Halkın seçtiği bir yönetim iktidara gelmiş. Hatalar yapmış olabilir. Mümkündür. 9 ayda devrilmiş. Bir darbe olmuş. Askeri bir darbe, bir general gelmiş. Darbe yapmış. Şimdi burada sizin her burada şey pozisyonunuzun çok net olması gerekiyor. Herhangi bir siyasi partinin bu bölgedeki, eğer gerçekten demokrasiye inandığınızı söylüyorsanız, demokratik bir ülkenin gerekliliğine, uluslararası sistem içinde önemli olduğuna inanıyorsanız ve bunun arkasında durduğunuzu söylüyorsanız, Sisi ile ya da Mısır yönetimiyle bu konuda bir tavrınızın, bir net bir ilişkisizliğin, hani o anlamda söyleyelim, o olması konusunda tereddütünüz olmaz. O zaman şunu şey yaparsın. Türkiye bütün bunlara rağmen, yani orada yapılan darbe, siz az önce söylediniz ya, yani Mısır'daki darbenin sonucunda İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, bütün bu ülkelerin devlet başkanları Sisi'yi karşıladılar, kırmızı halılarla karşıladılar ve her biri kendi alanında ne de iyiyse, işte Almanya elektrikte, Fransa denizaltısında, İtalya başka bir şeyde. Hepsi kendi alanında en iyi oldukları, en çok dünyada şey yapabildikleri alanlarda Mısır'a bir şeyler sattılar. Ve onun parasını milyarlarca dolar borçlandırdılar ve onun şeyini yiyorlar. Ve bu noktada siz bu hani bir sol partinin, yani bir sol olduğunuzu iddia ettiğiniz bir partinin de hassas olacağı başka bir noktadır. Yani bir darbeye karşı direnmek o ayrı bir konu. Ama bir sol partiyseniz eğer, burada bir ciddi bir net bir sömürü düzeninin oluştuğu ve bu sömürü düzeni içinde binlerce insanın öldürüldüğü, demokrasi sistemin hiçe sayıldığı
bir şey var, bir paylaşım var. Buna bir önce sesinizi çıkarın. Yani bir önce bunu bir net bir tavrınızı koyun. Ondan sonra da şunu söyleyebilirsiniz. Dersiniz ki ya Doğu Akdeniz'de bir paylaşım var. Biz ne yaparsak yapalım, kim iyi geçinip geçinmemizden bağımsız olarak bu paylaşımda Türkiye'yi istemiyorlar. Doğal olarak bu. Yani biz Mısır'la iyi ilişkilerimiz olsaydı Sisi'yle bizi orada şey mi yapacaklar? Masaya mezi yapacaklar. Ya şimdi yok, bu tabii o olacak. Şimdi burada bunları akılımızın bir İsrail keza öyle. O bölgede şey olan Körfez ülkeleri, parmağı olan Körfez ülkeleri yine aynı şekilde. Sizin çünkü burada net bir ciddi bir paylaşım var. Ve bu paylaşımda sizi istemiyorlar. Tabii Türkiye'nin sadece sismik araştırması ya da sondaj çalışması ya da orada donanma bulundurmasının dışında yaptığı başka diplomatik hamleler de var. Mesela Libya'da, Libya'yı destekleme noktasında ki Libya Doğu Akdeniz'de bir nüfus sahibi ve şu an Yunanistan Girit Adası üzerinden durumda. Ama eğer Türkiye Libya'yı ayakta tutabilirse yani Libya'da direnci sağlarsa o haklarını alamış olacak ve ayrı bir masa, yani o kurulan masaların karşısına ayrı bir masa kurabilecek ve oradaki oyunu bozabilecek. Yani Türkiye mesela bunları da yapıyor. Yani bunları da yani muhalefet eleştirirken bir taraftan Doğu Akdeniz'de yokuz derken yapılan işleri de yani sismik araştırma gemisini ve sondaj gemisinin faaliyetlerini umursamıyorlar. Çok önemli değil diyorlar ama öte taraftan en azından mesela Libya'da bir şeyler yapıyor Türkiye. Yani bunu niye görmezden gelmiyorsun diye. Madem Doğu Akdeniz'le ilgili bu kadar meraklısınız bunu da sormamız lazım. Evet. Ve buna bence, da bir cevap vermeleri lazım. Şimdi, bence CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mısır'la ilgili attığı adım doğru bir adımdır. Ana muhalefet partisi, iktidar partisinin belki attığı adımlar, yaptığı ittifaklar yüzünden bazı sahaları boş bırakabilir. Bir alternatif olarak, bir arka kanal olarak arka kanalları açık tutabilir. İktidar partisine yardımcı olabilir. Mısır konusunda bence CHP'nin tavrı tamamlayıcı. Ama şöyle bir durum var. Türkiye bölgede, Orta Doğu bölgesinde iki tane kutup var. Ve birbirlerini kuşatmaya çalışan, daha çok diğer kutubun, diğer eksen çekişmesi ve tabiri caizse çatışması da var ara ara. Türkiye şu anda yanında Katar aldığı Katar ekseni var ve karşı bir eksen var. Karşı bir eksen Türkiye'yi tamamen kuşatmak isteyen bir eksendir. Onu İsrail başında çekiyor. Mısır, bazı Körfez ülkeleri dahil olmak üzere mesela Libya'da Cumhuriyet Halk Partisi kalktı. Uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler'in tanımış olduğu Serraç hükümeti Türkiye destek verdi diye eleştiriyor. Yani darbeci Hafter'in yanında durmuş oluyor. Darbeci Hafter'i destekliyor. Bu tamamen çok ciddi bir sorundur. Siz kalkıyorsunuz Türkiye ana muhalefet partisi olarak karşı yani sizi memleketinizi ülkenizi kuşatmaya çalışan Fırat'ın doğusunda PYD'ye PKK'ya silah sağlayan destek veren eksene siz kalkıyorsunuz destek çıkıyorsunuz. Bu çok zor bir yanlış bir dış politika görüşü. PYD ile ilgili bizde bir söylediği bir şey vardı. PYD'de silah mı var? Bize mi saldıracaklar ki? Çok. O da çok vahim bir şey. Böyle bir şey söylemişti hatırlıyor musun? Doğrudur. Söyledim. Çok çok vahim bir şey. Suriye'de herkes biliyor ki PYD'nin sevk idaresi oradaki bütün askeri anlamda bütün operasyonları sevk idaresi nereden sağlanıyor? Kandil'de. Ve şu anda PYD başındaki sözde liderler, komutanlar hepsi PKK. Yani Türkiye PKK'sı. Yani Suriyeli PKK değil. Türkiye PKK'sı. Ve Suriye'de de ciddi sıkıntılar var. Yani Suriye tırnak içinde
Suriyeli Kürtlerde de bir rahatsızlık yaratıyor. Yani PKK bu operasyonu PKK operasyonudur. Siz kalkıyorsunuz bunda bir politika bu şekilde politika geliştirmek, oluşturmak kullanarak aslında orada yani, bir şey yani sanki farklı olmuş gibi bir arada özellikle bu kamuoyunda işlenmeye çalışıyordu. İşte PYD, PKK farklı vesaire diye. Yani onu dediğiniz gibi ben de... Yok arazideki izledim. Gerçekler bunu yalanlıyor. Kesinlikle şimdi yalanlıyor. Biraz da... öyle bir muhalefet partisinin ben muhalefet yapayım derken öyle bir lüksü olmamalı. Evet. Siz Sisi ile bir ilişki kurabilirsiniz. Olabilir. Esed'le de bir ilişki kurabilirsiniz. Olabilir. Esed'i Türkiye'ye de çağırabilirsiniz. Olabilir. Ama çok ciddi anlamda Türkiye'yi ben tasvip etmiyorum ama Türkiye'yi kuşatan bir eksen ciddi. Türkiye'yi hakkı olan mesela Akdeniz'de enerjiden mahrum bırakacak bir eksenle. Yani dış politikada daha milli düşünmesi lazım en azından. Kesinlikle. Eleştirilerde. Şimdi bugün 21 Ağustos'tu. Doğu Guta katliamının yıl dönümü dedik. Bir şeyin daha yıl dönümüydü. Mescid-i Aksa'ya yönelik bir kundaklama saldırısı olmuştu 1969 yılında. 21 Ağustos 1969. Evet, evet. Dennis Rohan adlı bir Avustralyalı, işte Church of God adlı bir kiliseye mensup, bir tarikata mensup, bir evangelist. Mescid-i Aksa'yı ateşe vermişti. Selahattin Eyyubi'nin o görkemli minberi orada yanmıştı. Sonrasında Türkiye oraya onu restore ederek yeniden koydu o minberi. Ama 1969'daki bu hadiseden sonra tabii Mescid-i Aksa'daki işgal ve saldırılar 50 yıl boyunca devam etti. Yani 50 yıldır var. Hatta 52 yıl. 67'de işgal ettiler Mescid-i Aksa'yı. 69'da yakmaya kalktılar. Bir kısmında da yangın çıkardılar. Bir zarar verdiler. Ve bunu şundan yaptılar. Mesih bir an önce gelsin. Yani evet. Evangelist düşünceyle Siyonist aklın birleşimi. Mescid-i Aksa'yı yakalım. 50 yıldır da hani Mescid-i Aksa'da belki bir yangın çıkmıyor ama 50 yıldır aslında o yangın devam ediyor. Yanıyor Mescid-i Aksa. Hala yanıyor. Trump diyor ki mesela önümüzdeki hafta açıklayacağım diyor yüzyılın anlaşmasının siyasi ayağını. İşte İsrail seçimleri de var Eylül ayında. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Hani Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de kuşat. Türkiye'yi Fırat'ın doğusunda tehdit et. Türkiye'yi Fırat'ın batısında tehdit etmeye kalk. Öte taraftan S-400'ler yüzünden Türkiye'yi tehdit et. Türkiye'nin başına böyle bir sürü çorap örmeye kalk ki işte Filistin'de falan hiçbir şekilde ilgilenemezsin. Hani bunu ben söylemiyorum, bunu Filistinler söylüyor. Filistinler bu şekilde düşünüyor. Türkiye'nin sürekli bu şekilde Türkiye'ye saldırarak, çünkü diyorlar Türkiye İsrail'i durdurabilecek ya da engelleyebilecek, en azından bunlara ses çıkartabilecek tek güç Türkiye. Ama Türkiye'ye bu saldırıları yapıyorlar ve Mescid-i Aksa'yı artık yıkma noktasına getirdiler. Kudüs'ü tamamen Yahudileştiriyorlar. Filistin'de bir şey kalmıyor. Evet Mehmet Arkan. Ya şimdi bu meseleleri takip ederken bu bana şunu hatırlatıyor. Bu ezoterik inançların tuhaf inançları. Mescid-i Aksa'yı yakalım ki Mesih gelsin. Evet, kıyamet yani, kopsun. Hatta bir tane video var. Netanyahu'ya biri geliyor diyor ki Mesih için neden bir şey yapmıyorsun diyor. Yapıyorum diyor. O hem de 90'lı yılların başı yani. Netanyahu daha genç bir politikacı, daha hiç başbakan olmamış. Tabii. Bir an önce diyor hadi diyor kıyamet falan kopmayacak mı diyor. Yani haham ya onu yapıp söylüyor. Tuhaf inançlar ve bakarsanız yani dikkatle bakarsanız dünyayı yönetenler bu tuhaf inançlara sahip olan adamlar yani. Evet. Şimdi Bush da öyle. Amerikan başkanı şu anki Trump. Onun bir şey öyle bir inancı yok Trump'ın yani. Trump. Şöyle İsrail kralı, İsrail kralı ilan etti bugün. Yani. Trump için inandı. Şöyle diyorlar hani 3 kere hayatında kiliseye gitmiş. 2 tanesi evlenirken bir tanesinde de başkanlık yemini için falan diyor. Sonuç itibariyle bir Amerikan başkanı. Ciddi bir baskı var yani evangelistlerin o yüzden. Evet Amerikan başkanı yani, kimliğiyle belki baskı üzerine yapıyor. Belki inanarak yani, dua yapıyor. Dua falan ediyor ya kameraların önünde evangelist. Evangelistlere verdiği bir destek var yani. Anlatabiliyor muyum o manada söylüyorum. Şu değil mi yani şimdi hedef? Yani Mescid-i Aksa'yı yıkacaklar. Aslında bu ezoterik inanç Trump'ı bile dindar bir adam gönlüne soktu. Tabii yani şimdi Mescid-i Aksa'yı yıkacaklar. Süleyman heykeli tapınağı çıkacak orada. Evet. Ondan sonra diyecek ki Mescid'de Süleyman tapınağı ortaya çıktığına göre ben gelebilirim diyecek.
Buna inanıyorlar ve evet. bunun üzerinden dünya siyaseti mesela rahmet siyaset kapısı, Mescid-i Aksa'nın avlusundaki rahmet kapısını o nedenle şu an için sinagoga çevirme çalışmaları var. Niye? Sinagoga çevirelim ki Mesih Zeytin Dağı'na gelecek, inecek. Yani gökyüzünden Zeytin Dağı'na inecek önce. Zeytin Dağı'ndan da tam karşısındaki rahmet kapısında. Yahudiler o arada sinagogdan Kudüs şehrine girecek. Bunu bin, İnançları bu. 1098. O mezarlar da çok pahalı abi arada yani. Bunun. O Armageddon çukuru diyorlar işte oraya. Tam bu rahmet birinci Haçlı Seferi'nde. El Rahme Mezarlığı oradaki Yahudi mezarlıkları birinci var. Haçlı sefer, birinci Haçlı Seferi öncesi. Tabi yani 95. Gene bu tuhaf ezoterik inançlarla, inançlar üzerinden bunu şeyler yapmıştı. Roma Kilisesi evet. yapmıştı. Papa. Urban. Papa Urban olması lazım. Ve sırf işte artık Papa Urban'ın yaptığı çok böyle meşhur ateşli bir konuşma var o dönem. O konuşmanın alt metni de ezoterik inançlarla dolu. Ve o ezoterik inançlar nedeniyle 300 yıl boyunca o bölgede yani Filistin bölgesinde o dönem sürekli savaş, sürekli insanlar ölüyor. Artık yani kronikler dize kadar kandan bahsediyor. Yani dize kadar gelen kanlardan bahsediyor. Şimdi bu tarz tuhaf ve sapkın düşüncelerin tekrar böyle bir dünyaya hakim olmaya başladığını, dünyaya doğrusu, yani bu sapkın düşüncede sahip olan insanlar her zaman vardır ama yani kendi evinde kendi kendine sahiptir bu düşünceye. Bunlar artık dünyayı yönetiyorlar. Dünyayı yönetiyorlar. Evet, sıkıntı bu. Ve az önceki konuya karşı, az önceki konuyla ilgili şimdi bizim kendi içi, buna karşı Türkiye'nin en azından yani dış politikada böyle bir hakimiyet, böyle bir akıl olduğunu, daha doğrusu akılsızlık olduğunu fark edip en azından dış politikada bir birlik şeyi vermesi lazım. Evet. Yani neyle uğraşıyoruz? Yani o sapkın düşüncedeki adam sana da acımaz. Evet. Yani eğer işte bir de bunlar model gösteriliyor. Uygar insanlar işte batı ileri medeniyet, batı medeniyet, evet. medeniyet olarak sunuluyor. Yani ne yazık ki işte bunlar 1000 sene önce de model olarak gösteriliyordu. Uygar insanlar olarak gösteriliyordu. Evet. Buna karşı bizim sözel olarak da, yani kitabi olarak da buna karşı işte tezler ya da gerçeği anlatan işte entelektüeller üretmemiz lazım. Bunu içeride bize anlatacak, insanlara anlatacak. Bu işler neden oluyor? Bu bunların hepsi sembolik anlam taşıyor İsrail'in yaptığı şeylerin. İçeriye 10 tane radikal Siyonisti bir anda böyle baskın olarak içeriye girmesini sağlıyor. Kurban Bayramı mesela. Namazından sonra evet, olduğu bunların hepsi, ilk defa bunların mesela. Hiçbirini böyle küçük hadi gidelim tahrik edelim evet. Müslümanlığı diyerek yapmıyorlar. Hepsinin böyle sembolik bir şeyleri var. Anlamları var, tuhaf tezahürleri var. Bunlara bakmak lazım, bunları incelemek lazım, bunun farkında olmak lazım. Bizi eğer Türkiye'yi diğer meselelerde, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz meselelerinde gerçekten ciddi olarak oyalarlarsa, orada bizi bizim kaybetmemize neden olurlarsa işte oluşacak görüntü. Bunlar şimdi şey ya, bunlar özet yani. Bir de şu mesele var. Şimdi son 8-10 dakikamız kaldı. Hong Kong, Keşmir, bir de Grönland. Şimdi birbirinden alakası coğrafyalar bunlar. İşte Hong Kong'da bir Amerikan-Çin çekişmesinin tezahürü 3 aydır devam ediyor. Keşmir'deki Pakistan-Hindistan arasında ama büyük fotoğrafta baktığımız zaman yine bir Amerikan-Çin kavgası dönüyor. Çok çok bin, Müslüman coğrafyası. Çok tarihsel de bir kapışma. Tabii tarihsel de bir şey var. Mesela Grönland'a bakıyoruz. Şimdi Trump mesela Grönland diye taktı kafaya. Önce satın almak istiyorum dedi. Satılık değil dediler. Sonra bir gökdelen görseliyle bir tweet attı. Grönland Adası'nın ortasına bir gökdelen inşa edilmiş, monte edilmiş bir fotoğraf paylaştı. Dedi ki, ya söz dedi böyle bir şey yapmayacağım. Yani Trump Tower vesaire gökdelen dikmeyeceğim buraya dedi. Satın bana dedi. Oradan yine yanıt gelmedi. Olumlu yanıt. Bu kez dedi ki Danimarka ziyaretimi iptal ediyorum dedi. Şimdi bu akşam da dedi ki işte NATO harcamaları çok az veriyor parayı. Danimarka %2'ye çıkarmalı dedi. Çünkü koruyoruz biz Danimarka'yı dedi. Danimarka'yı takmış durumda kafaya. Şimdi Keşmir ve Hong Kong'da nasıl bir bağlantı kurulacak diyebilirsiniz. Şöyle kuranlar var. Grönland'ın maden yataklarına göz dikmiş Trump. Çünkü daha evvelinde Çin bu madenler konusunda, Grönland madenleri konusunda Danimarka ile anlaşmış. Trump ise diyor ki Çinlileri sokmayın, o madenler benim, bana satın bunu.
Yani Truman'da 1948'de yine böyle bir girişimde bulunmuş Danimarka'ya. Grönland'ı bize satın diye. Çünkü o madenler içerisinde işte motor yapımı, işte füze yapımı, hassas askeri teknoloji üretiminde bence kullanılan bunlar, elementler varmış. Bence bunlar küçük şeyler. Ama stratejik olarak şu anda Çin'le Almanya bu kuzey kutup üzerinde çok ciddi bir deniz hattı oluşturmaya çalışıyorlar. Evet. Yani onun fizibilitesi hazırlanıyor. Amerika'nın tek yani en korktuğu rüya 2050'de Amerika ilk yani ilk beşe zor giriyor. Evet. Ve karşısında birinci ekonomi olarak Çin, ikinci evet. ekonomi olarak i̇şte o yüzden mesela Çin'de yani Grönland'de o yani. Yani eğer mesela maden olsun ya da bir ağaç olsun fark etmiyor. Deniz, Çin varsa orada önce ben olmalıyım. Deniz hattı açılırsa dün bir Alman yetkili dedi biz Amerika ile ilişkilerimiz en kötü dönemi yaşıyor. Tarihte en kötü dönemi yaşıyor. Çin onu açmaya çalışıyor. Bir de Çin kara yoluyla yani Çin İpek yolu üzerinden şu anda nereye giderseniz gidin. Mesela Mısır ben kara yolu yapacağım. Çin hemen onu finanse ediyor. Geliyor yapıyor. Evet. Mesela her dünyanın neresinde Suriye'de olursa. Suriye'de varlar mesela. Suriye'de, Cezayir'de ben kendim gördüm. Her yerde Çin şey istiyor. Çin'in kara yerde karışıyor. Olarak şimdi dünyadaki şey gayrimilli hasıl gelir yani ülkelerin bölgelerin almış olduğu gayrimilli hasıl gelirlerine baktığınız vakit sizin dediğiniz gibi yani Asya ülkeleri ciddi ekonomi oraya doğru kayıyor. Yani Çin'in işte dünya ekonomi sıralamasında 15-20. Sıradayken şu an ilk 10'un içerisinde. Dolayısıyla ne yapıyor? O dünya ekonomi girdisi içerisinde önemli bir paya sahip oluyor. Ve şu an aslında bütün bu çatışmaları, işte bu ticari savaşları, bölgedeki çatışmaları aslında bu yönüyle okumak lazım. Bugün mesela Avrupa'da bakıyorsunuz, bu 20 yıl önce çalışan sınıfın artık açlık söz konusu değildi. Mesela bu sarı yelekler konusuna baktığınız vakit ilk defa Avrupa'da çalışan kesim geçinemediklerinden dolayı sokak eylemleri yaptılar. Niye? İşte bu Batı'nın ve Amerika'nın ciddi manada o ekonomi pastanın daraldığı, daralmasıyla birlikte bu dediğiniz gibi işte İpek yolu gibi stratejik hamlelerle Asya'ya doğru şey yapıyor. Aslında Amerika'nın ve Çin arasındaki işte Huawei meselesinde olsun, ticari savaşlarda olsun, o hegemonyasını korumak için bu tür hamlelerle artık yani deyim yerindeyse asabi davranıyor veya da davranmak zorunda. Çünkü ciddi manada başka bir alternatif yani kalmıyor. Yani 3 noktadan onu kesmeye çalışıyor. Onu o Danimarka'dan o Kuzey Deniz'de kesmek istiyor. Şu anda İngiltere'yi yanına alarak İngilizler bu boğazlar noktasında çok mahirler. Yani tarihten gelen bir tecrübeleri var. Şu anda işte anlaşmadan işte Avrupa Birliği ile anlaşmadan İngiltere çekiliyor değil mi? Amerika onun yanına alıyor ve şu anda Körfez'e yerleştiriyor. Bunu deniz yoluyla Çin'in önünü kesmeye çalışıyor ve şu anda İran'ı sıkıştırarak aslında Çin'in önünü kesmeye çalışıyor. O İpek yolu dediğimiz hadisesi ve gerginlik çıkararak yani Hindistan'ı Çin'in karşısına çıkararak o şeyi o gerginliği artırmaya çalışıyor Amerika. Evet. Evet. Hakan, Hong Kong ve Keşmir. Tabii bu Çin-Amerikan mücadelesinin yanı sıra. Mesela Amerika'nın da her dediği olmuyor. Venezuela'da darbe yapmaya kalktı. Evet. Başarılı olamadı. Yani sonraki süreçte istediğini aldı mı Amerika? Maduro'yu yani, denemedi ama belki de yani Venezuela Hong Kong'da alıyor mu şu an? Ya belki de Amerika'nın yapmak istediği şey istikrarsızlığın sürmesi. Evet. Yani Amerika'nın her zaman illa Maduro gitsin, Guaido gelsin değil. Değil ya tabii ki. Hong yani Hong Kong hemen Çin'den ayrılsın değil. Evet yani böyle bakmamak lazım. Yani en azından ben böyle bakmıyorum. Amerika o gitsin bu gelsin şeklinde o gitsin karar aldığında başlıyor olayı ama
Bir istikrarsızlık şimdi şu an Venezuela çok kötü durumda değil mi? Tamam. Ekonomik olarak mesela. Altınlarına el koydular. Petrol gelirlerine el koydular. Yani şimdi Venezuela şu an Latin Amerika'da enflasyon Washington'a kafa tutabilecek bir durumda mı? Değil. Sözde yani. Hong Kong'da bir baş ağrısı şeklinde. Hong Kong'da bir baş ağrısı olarak düşünmek lazım. Yani orada bir istikrarsızlık süreci oluşturup o istikrarsızlık sürecinin sonunda ne gelecek? Onu takip etmek lazım. Evet. Orada kimi oyalıyor? Yani hangi güçleri oyalıyor? Hangi güçlerin başını ağrıtıyor? Onlarla ilgili uzun, orta vadeli, uzun vadeli bir hesabı olabilir. Yani Hong Kong'da o yönetim gitsin, bu yönetim gelsin. Ya da Venezuela'da o yönetim gitsin, bu yönetim gelsin. Keşmir'de, Keşmir özerk olsun ya da Hindistan olsun ya da Pakistan olsun. Değil mesele. Pakistan'ı ve Hindistan'ı meşgul etmiyor mu? Evet. İstikrarsızlık sürmüyor mu orada? Venezuela'da sürmüyor mu? Hong Kong'da sürmüyor mu? Amerika her zaman birincil olarak ilk önce istikrarsızlık adımı atar. Evet. Çok teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. Ederiz. İdris Kardeş, Faik Tanrıkulu, Mehmet Erkan Kekeç ve Mahmut Osman. Değerli katkılarınız ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Uluslararası gündemin bu haftalık da sonuna geldik. Pazartesi akşamı yeniden karşınızda olmak dileğiyle diyoruz. İyi geceler.